Ezilenlerin Sosyalist Partisi Genel Başkanı Sultan Ulusoy, ESP Meclis Üyesi Murat Çepni, HDP Samsun Eş Genel Başkan Yardımcısı Alp Altınörs, Suruç'taki patlamada yaralı olarak kurtulan HDP Çorum Eş Genel Başkanı Özlem Tunç, Samsun Sosyalist Gençlik Derneği Federasyonu Temsilcisi Ata Yavuz Kuroğlu, Samsun, SHKP, ÖDP ve Halk Evlerine üye yaklaşık 50 kişilik grup sloganlar eşliğinde Mert Cömert'in mezarı başına geldi. Cömert'in kabrini çiçeklerle donatan grup, mezarının üzerine Sosyalist Gençlik Derneği Federasyonu'nun flamasını bıraktı. Sloganlar atarak marşlar söyleyen grup, Suruç'ta hayatını kaybedenler adına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşuna çağırıyorum. Grup adına konuşan ESP Meclis Üyesi Murat Çepni, Karadeniz'de devrim dediğimizde Ali, Ezgi ve Mert yoldaşı anacağız dedi. Suruç'ta büyük bir katliam yaşandığını belirten ESP Genel Başkanı Sultan Ulusoy ise, Mert yoldaş Karadeniz'den Kobane'ye uzanan bir fidan oldu diye konuştu. Birlikte savunduk, birlikte inşa edeceğiz diye yola çıkmışlardı. Ama elbette ki yola çıkarken bu inşanın bedenleriyle olacağını, bu inşaya bedenleriyle harç olabileceklerini belki de düşünmemişlerdi. HDP Samsun Eş Genel Başkan Yardımcısı Alp Altınörs de, biz sabahleyin buradaydık. Samsun polisi adeta bütün mezarlığı kuşatmıştı. Aile üzerinde baskı kuruldu ve Mert yoldaşımızı sabahleyin defnetmek zorunda bıraktılar. 21. yüzyıl Türkiye'sinde cenazeye bile saygı kalmadı. Öyle bir baskı yaptılar ki neredeyse cenaze namazı kılınmayacaktı dedi. Samsun polisi adeta buraya bir çıkartma yapmıştı. Yüze yakın polisle bütün mezarlık kuşatılmıştı. Konuşmaların ardından duygu dolu anlar yaşayan grup, Mert'in mezarından birer avuç toprak alıp marşlar okuyarak mezarlıktan ayrıldı.